Evet, gerçekten Aylin Çetinkaya bizlerle. Nedir bu kadınların makyaj merakı demeyeceğim, bir de kalıcı makyaj. Evet, ne güzel olurdu yani, şu makyajı her gün yap, her gün çıkar. Bilmiyorlar tabii bizim çilemizi. Yapabiliyor muyuz, böyle kalabiliyor mu? Kesinlikle. Bakımlı kadınlar artık makyaj yapmadan sokağa çıkamıyorlar. Bu yüzden de kalıcı makyaj imdatlarına yetişiyor. Özellikle yaptığı günlük makyajın temelini kalıcı hale getirdiğimizde makyaj ayırdığı zaman kısalıyor. Sadece ufak dokunuşlarıyla kendini istediği görünüme kavuşturabiliyor. Kalıcı makyajda daha çok neyi istiyorlar kadınlar? Hani eyeliner'ım olsun, bir o kirpikleri olsun. O ne? Şimdi hocam bak, kirpikli günde bu burada böyle şey var ya, böyle çizgi. Bazı kadınlar için vazgeçilmezdir. Sabah kalkar kalkmaz hemen sürerler. Mesela kendi Gül'ü sürür bildiğim kadarıyla, değil mi? Kendi kocası görmemiş. Evet. Kendisi hiç onu makyajsız görmemiş. Hiç eyeliner olmadan gören olmamış yani. Evet. Özellikle kendilerinin zorlandıklarının kalıcı olması onlar için bir avantaj. Örneğin eyeliner ya da deep liner, herkesin kullanımı da farklı. Kişi kendi yüz tipini biliyor, bir süre sonra nasıl yapacağını öğreniyor ama bunu her gün yapmak çok zor. Doğru yapmak zaten zor. İşte silip tekrar denemek gibi deneme yanılmalardan sıkılmış durumdalar. Bir de yaz gelince özellikle yapılan makyaj akıyor. Terleyince gidiyor. Bunu sürekli yenilemek, tazelemek. Mesela bir restoranda masada otururken ben bir rujumu tazeleyeyim geleyim. Ya da telefon ekranında sürekli eyeliner'ım akmış mı, kalemim hala yerinde mi diyor. Evet, kesinlikle. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi hani yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Bazı modasal makyajlar var. Yani böyle kapkara gözler yapma modası vardı bir ara. Şimdi tam tersi, daha hafif falan filan. Şimdi kalıcı makyaj deyince ben otomatikman şey anlıyorum. Yaptığın 70 yaşına kadar böyle gidecek. Yok, öyle değil aslında. Kalıcı makyaj ama hani dövme gibi ömür boyu kalıcı değil. Ha, dövme gibi değil yani. Değil. Belirli süre kalıcı makyaj aslında. Aslında bu da bize bir avantaj sağlıyor. Trendlere göre kaymalar yapabiliyoruz. Ne kadar kalıyor o zaman mesela, onu öğrenelim. Makyajın yapıldığı bölgeye göre değişiyor aslında. Kaş örneğin bir yıl kadar kalırken göz ve dudaklar için bu süre biraz daha uzun. Tabii yapılan teknik içerikleri, bunun özellikleri de önemli. Zaten öncesinde bilgilendiriyoruz mutlaka. Tercihler de söz konusu burada. Burada doğallık önemli olsa gerek Aylin Hanım. Çünkü neden? Şimdi yazdan bahsettik de bu yazın bir de havuzu var, denizi var, ne bileyim hani. Havuzdan çıktım, ayna kadar makyajlıyım. Evet. İşte ne bileyim, denize girdim çıktım, eyelinerlarım duruyor. Uykudan kalktım kirpikliyim falan, hani böyle yüzde maske gibi. Hilal, ben o kadar istemez. Ameliyatta görüyorum. Evet. Görüyor musun? Ameliyata geliyorlar. Hastalar ağrısız var ama pür makyaj. Değil mi? Dünya yansa o makyajı yapmış. Evet. Aslında moda takip ediliyor ama makyajda moda bana göre çok da hani böyle direkt takip edilebilir bir şey değil. Çünkü zemin önemli. Ama tabii son dönemde biraz daha her şeyde olduğu gibi doğala dönüş var. Evet. 70'lerde, 80'lerde biraz daha abartılı makyajlar, daha koyu makyajlar ön plandaydı. Şimdi mümkün olduğunca herkes doğal görünmek istiyor. Aslında yaptığım bu kalıcı makyaj bile çok da belli olmasın. Yaptırdığım belli olmadan güzel görüneyim. Sizde var mı? Talebi var, bende de var tabii ki. Şimdi yani sen şimdi kadınsınız. Soruyorum, nerede var? Yani kaşlar var değil mi? Evet. Kaşta başka? Var, gözde de var. Gözlerimde bir miktar var. Az bir şey var. Dudakta da biraz renklendirme var. Evet. Tabii benim de bundan faydalanmam ama olmaz. Yani ben zaten şunu soruyorum. Mesela ben gidip de ben saç ekimi yapıyorum desem hastam inanır mı bana? Evet. Yani ben bana bir bakar. Ya yani dermanı olsa kendi başına sürer der gibi. Evet. Bu arada saç ekim falan yapılıyor. Yapan çok değerli hekim arkadaşlarım. Hocamız ihtiyaç şey duymuyor o yüzden. Yani demek istiyorum. Kendisinde de görmek istiyor. Kesinlikle. Yani empati yapmak için değil mi? Kesinlikle öyle. Peki bunun hani bir dövmenin mesela bir rengi bozuluyor. Yani bakıyorsunuz ben şimdi evet bunu yaptırdığım 10 yıl öncesinde, 15 yıl öncesindeki renkte değil. Çok soldu. Kalıcı makyajda da renk gitme, işte solma var mı? Aslında işte burada da belirli süreli kalıcı makyaj dediğimiz nokta ortaya çıkıyor. Dövme bile belirli zamanlarda yenilenmesi gereken bir şey. Evet, soluyor. Özellikle yaz, güneş, deniz çok etkili bunda. Kalıcı makyajı da belirli zamanlarda yenilememiz gerekiyor. Yenilenirken tabii ki solma olabiliyor ama rengin değişmesi istemediğimiz bir şey.
Örneğin bazı örneklerle karşılaşıyorum. Siyah diye ya da koyu kahve diye yapılmış kaşlar. Sonra yeşil olmuş. Aynen öyle. Mavi olabiliyor, işte kırmızı olabiliyor. Bunlar istemediğimiz şeyler. Bu noktada kullanılan pigmentin kalitesi ön plana çıkıyor. Burada kaliteli pigmentler kullanılırsa, kişinin cilt tipine uygun teknikte yapılırsa böyle sonuçlar olmadan sadece solan uygulamayı yenilemek tercih ettiğimiz oluyor. Şimdi şu açıdan kalıcı makyaj çok güzel. Mesela sarışın bir hanımefendisiniz. Sarışınlar özellikle bilir, sarı saç kullananlar. Evet. Biraz soldurur kişiyi. Yani özellikle onu... platin sarı kullananlar bilir. Biraz soldurur. Hani bir solgun, normal makyajsızken bir solgun görüntü verir. Hafif bir dudak renklendirmesi, hafif bir belki göze bir müdahale ve kaşlara belki biraz müdahale o solgunluğu ortadan kaldırabilir. Kesinlikle öyle. Bu anlamda kalıcı makyaj gerçekten kullanışlı, çok kullanışlı olabilir. Kesinlikle. Sarışınlar birbirini anlıyor. Ya. Ben şey olarak şimdi bir doğal sarışın var, bir de sonradan sarışınlar var. Ben onu bile anlamakta zorlanıyorum. Çünkü kapkara kaş ve sarı saç olunca ben diyorum ki kaşı kalıcı makyaj mı yoksa asıl kaş bu mu? Sizde de böyle bir renk uyumunu yakalama şansı var mı makyajla? Ben mümkün olduğunca aslında yine burada doğalı takip etmekten yanayım. Evet. Saç boyandığı gibi kaş da boyanabiliyor. Ama bunu sürekli tekrarlamak çok doğru bulduğum bir şey değil. Evet. O yüzden kişinin kendi doğal kaş rengini takip etmek her zaman daha işte doğru. O doğal görüntüyü bozmamak da doğru oluyor. Kaş evet. Konusu çok ayrı bir konu. Kaş evet. Konusunda uygulama yanlışlıklarını da çok fazla görebiliyoruz. Biz tabii ki hani hocam bunda modası var hakikaten. Eskiden böyle annelerimiz zamanında yağ gibi o incecik kaşlar modaymış. Şimdi artık biz kaşımız görünsün istiyoruz. Evet. Makyaj yaptığımızda falan dolduruyoruz buraları, yani boşluklar varsa dolduruyoruz. Her ortayı da doldurmuyor musun sonra? O tabii Frida Kahlo gibi buraları on şeyi böyle doldurmuyoruz. Yapmayın orayı yapmıyoruz. Ya, ama ama şöyle bir şey gördüm. Böyle bıyık gibi kaş yaptırmış kız gördüm. Evet. Onu niye yaptırırlar? Yani kaşlarımı var, hiç almayın. Ve olduğunca da kalınlaştıralım diyenler de var. Evet, kaş varmış gibi ekletmek isteyen de var. Evet. İşte yani biz erkeklerde nasıl bala büyük falan yani. isteniyorsa herhalde sizde de böyle bir kaş. Olabiliyor. Evet. Hani modası var diye buraya böyle 4 sıra kaş yaptırmanın çok bir mantığı var mı bilmiyorum. Ya uygulama yanlışlıkları çok fazla bu. Kesinlikle. Kaş yapma olayı. Kaş yaparken gözümüzü çıkaran ya, çok fazla insan bak, var. Şimdi Hilal böyle deyince aklıma bir şey geldi. Geldi bir danışanınız size. Kaşını yaptırdı, eve gitti, kocası baktı bu kaşta benim karşıma çıkma. Hemen yarımını düzelt deme şansı var mı? Var tabii ki. Ah nasıl? Tabii ki. Bak bu güzel bir her cevap. Her türlü yöntem var. Correction dediğimiz yapılan kalıcı makyajı hemen kısa zamanda biraz daha hafifletme yöntemleri de var tabii ki. Ama ben bu konuda tecrübeliyim. Ön görüşme esnasında ne iş yaptığı... Nasıl bir karaktere sahip olduğu, beklentisinin ne olduğunu öğreniyorum. Beni kızar mı? Evet, bunları bile soruyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kalıcı makyaj uzmanı diye biz lanse ettik. Evet. Aylin Çetinkaya'ya nasıl kalıcı makyaj uzmanı olunabiliyor? Eğitim çok önemli tabii ki. Bununla ilgili gerekli eğitimleri almak gerekiyor. İşte pigmentoloji, yüz bilgisi, cilt tipi bilgileri. Bunların tümünü aldıktan sonra da uzun bir süre tecrübe etmek gerekiyor. Şimdi biz birçok merkezde, kuaförde, solaryumda bile kalıcı makyaj yapıyoruz diye bazen tabelalar görüyoruz. Evet. Yani çok kısa süreli eğitimlerle bu iş çok... hemen yapılabilir gibi görünüyor. Deneniyor da. Ben bu konuda özellikle sadece kalıcı makyaj alanında bilgili ve tecrübe edinilmiş yerlerin tercih edilmesini özellikle öneriyorum. Mutlaka benim de yaptığım gibi uygulamayı yapacak olan kişiyi öncesinde görmeleri, yerinde ziyaret etmeleri ve mutlaka bir ön görüşme yapmalarını tavsiye ediyorum. Hani bu noktada birçok iş kolunun olduğu yerde yanında bir de kalıcı makyajı yapmakla sadece bir kalıcı makyaj işinde uzmanlaşmak, bu konuyla ilgili uygulamaları yapıyor. Bu arada farklı. İzleyicilerimiz sizi bir görsünler. Şöyle kaşınızı açar mısınız şöyle? Evet. Bir açın. Yani kalıcı makyaj aslında hani siz aynada baktığınızda biraz da kalınlaştırmayla mı kendini gösterdi? Yoksa isteğiniz olmayan bir kaşa kaş yapmak mıydı? Hayır tabii ki. Burada yine söylediğim gibi kişinin beklentisi çok önemli. Kendi kaş yapısı çok önemli. Mevcutta kalın kaşları var ve dökülmüşse
örneğin doğal olması için biz özellikle o eksilen yerleri doldurarak bile, onun yönü bile güzel önemli, bir görünüme mi? Sahip. Hani yani orada doldururken tabii, yön bile önemli. Uygulamayı yaparken kaş kıllarının rengi ve yönünde özellikle bunu yapıyor olmak çok önemli. Yine bahsettiğimiz gibi çok ayırt edilmemesi gerekiyor. Gerçek kaşıyla evet, yani uygulamayı. Hemen bir araya girip bir hekimsel dokunuşumu yapmak tabii istiyorum izninizle. Bir hekim olarak tabii ki birçok tümörle karşı karşıya kalan hastalarımız tabii oluyor. Ve ameliyatlarını yapıyoruz. Ondan sonra da ışın tedavisi, kemoterapiye gönderiyoruz. Ve hastanın birden saç ve kaş dökülmesiyle müzdarip, insan içine çıkamayacak kadar kötü bir psikolojiye girdiğini de çok bir de moral çok önemli oldu deriz ya hocam. Moral çok önemli. Şimdi burada kalıcı makyaj, ben o yüzden can kulağıyla dinliyorum. Hı. Yani kalıcı makyaj illa ay benim biraz kaşım olsun, ay yok bilmem ne olsun diyen kişilerle alakalı değil. Evet. Birazcık da tıbbi açıdan gerçekten gereklilik olan hastalar için bunlara nasıl bir uygulamalar yapıyorsunuz? Kesinlikle zaten danışmanlarımız arasında bahsettiğiniz gibi olan kişiler de var. Öncelikle doktorlarıyla görüşmelerini istiyoruz. Birlikte görüşüp bunun onayını aldıktan sonra, kalıcı makyaj yapılabilirin onayını aldıktan sonra yüz tipine, göz şekline göre bir kaş tasarımı yapıyoruz birlikte. Nasıl bir kaş istiyoruz, nasıl bir kaş hayal ediyoruz? Saç rengi bizi yönlendiriyor kaşlarının doğal görünümünde olması için. Birlikte karar verip mutlu olacağımız kaş şeklini belirledikten sonra yine kendi kaşları gibi görünecek güzel kaşlara kavuşuyoruz ve çok mutlu oluyorlar. Onların da mutluluğunu görmek için, görmek benim için de çok çok sevindirici. Geçen bir hastam geldi gerçekten, evet, çok özür dilerim. Bir hastam geldi, çok güzel bir kep takmış ama nasıl müthiş güzel de bir makyaj. Ya hayata döndüm dedi. Niye biliyor musunuz? İnsan içine çıktığı zaman psikolojisi düzeliyor. Siz yalnız kalırsanız yapayalnız hissedersiniz. Yani seni iyi gördüm diye herhangi birisi bile orada bitti, moral düzeltiyor. Evet. Kendine güveni geliyor. Evet, çok, çok önemli. Önemli. Şey. Peki, mutluluğun yolu. Mutluluğun yolu biraz da cepten geçmez mi? Biraz da paradan geçmez mi? Ne kadar bütçe ayıracağız bu kalıcı makyaj meselesine? Tam olarak rakam telaffuz etmesek de kıyaslasak şu kadar bu kadar diye. Tabii dediğiniz gibi tam olarak bir rakam telaffuz edilemiyor direkt. Bu yüzden ben özellikle ön görüşmeyi faydalı buluyorum. Kişinin cilt tipine uygun tekniği kullanmak önemli burada. Kişinin mevcutta bu uygulamayı daha önce yaptırıp yaptırmadığı, yeniden bir uygulama tekrarı olacağı ya da düzeltme olup olmayacağı, cilt tipinde uygulanacak olan tekniğe göre fiyatlar değişiyor. Tabii bir de uygulamanın yapılacağı lokasyon, uygulamayı yapacak olan kişinin uzmanlığı, bilgisi, tecrübesi fiyatı aşağıda yukarı etkileyen faktörler. Yani ben mesela, aslında fiyat konusunda evet, bir araya girmek istiyorum. Bizim çok sevdiğimiz çarşambaları konuk ettiğimiz bir benim de arkadaşım Hayri Gözlüklü'yle var, çocuk doktoru. Onunla böyle yayın sırasında espride hatırlıyor musun? Evet. Ya hanıma bir cilt için bir makyaj bilmem ne seti aldık. Binlerce lira verdik falan dedi. Şimdi aslında normal her gün yapıp da o makyajı temizleme atmanın yanında ki cildin problemleri, ciltteki alerjiler falan onları ben bir kenarda tutuyorum. Ama onun dışında onun masrafınla karşılaştırdığında herhalde kalıcı oluyor makyaj biraz daha... Kesinlikle daha avantajlı. İnanın bir yıl boyunca tekrar ettiği bu makyajı yaparken kullandığı malzemeleri toplasa daha fazla olabilir diye. Yani bir makyaj belki de hani günlük bir düğün makyajı parasına olabilir. Cildin aslında şöyle, cildin de biraz alerjik yapısı ve sürekli siz makyajla onun hava almasını da engelliyorsunuz. Cildiniz çabuk yaşlanıyor. Evet. Yani o maalesef normal her gün makyaj yapanlar için ben çok üzülüyorum. Cilt beslenmediği için sıkıntı. Bir, bir de malzemelerin belirli bir kullanım süresi onu var. Onu diyecektim bir de. Malzemelerin bu çok önemli. Nasıl malzemeler kullanıyorsunuz? Sonuçta bu bir şimdi cilt altına geçiyor. Kesinlikle. Cilt altına enjekte edilen pigmentlerle yapıldığı için gerçekten pigmentlerin kaliteli olması çok önemli. İçeriğinin organik olması, Avrupa Birliği kalite onayından geçmiş olması önemli ya da FDA kalite onayından geçmeli. İçeriği organik olmayan boyalarda işte bu farklı renk değişimleri ya da kişinin cildinde alerjik reaksiyonların görülmesi gibi etkiler olabiliyor. Aynı zamanda uygulama yapılacak olan lokasyonun hijyen koşullarına uygun olması çok önemli. Yanında kullanılacak ufak malzemelerin dahi hijyenik ve her yeni danışman için yeni kullanılması evet, kesinlikle çok önemli. Bunlara kişinin de bu yüzden öncesinde mutlaka dikkatli olup
Sağlık Bakanlığı özellikle denetimlerini çok arttırdı. Merkezlerle ilgili bu konuya çok dikkat çekiyorlar. Hijyenik olması, işte birçok konunun doktor kontrolünde olması gibi. Aylin Hanım, çok güzel bilgiler verdiniz bize. Teşekkür ederim. Aylin Çetinkaya, kalıcı makyaj uzmanı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet.